Merhaba. Kaldığımız yerden bölme ve bölünebilme ile devam edelim. Bölme ile başlayalım. Bölme. Şimdi bizim bir A sayımız olsun. Bunu B'ye böldüğümüzde bölüm C olsun, kalan da K olsun. Şimdi burada yazmak gerekirse A bölünen B bölen C bölüm K'de kalan. Burada öncelikle belirtmem gerekiyor ki B asla sıfır olamaz. Hiçbir sayıyı sıfıra bölmüyoruz. Kesirlerde de bahsetmiştik. Bu kesrimizi nasıl tanımsız yapıyorsa bu bölümü de tanımsız yapar. Bizim kalanımız da K de B'den küçük olmalı. Şimdi buradaki diğer bir şey ise biz bu bölümü bu böyleyse şu şekilde de yazabiliriz. A eşittir B çarpı C artı K şeklinde de yazabiliriz. Güzel. O zaman örneklerle başlayalım. Örneklere başlayalım. Mesela diyelim ki şimdi burada x ve y doğal sayılar kümesinin elemanıymış ve şu 5 eksi y olsun. Ve x'i 2y eksi 1'e böldüğümüzde kalan 5 eksi y'ymiş. Y'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Bu sembol toplam sembolüdür. Kısaltma için bunu kullanıyorum. Bunu dediğimde y'nin alacağı değerler toplamını kastediyorum. Şimdi burada bunu gördüğümüzde neyi anlamalıyız? 2y eksi 1'in 5 eksi y'den büyük olduğunu öncelikle anlamamız gerekiyor. O zaman bizim 3y'miz 6'dan, y'miz de 2'den büyükmüş. Peki, bizi başka kısıtlayan bir şey var mı? Var. Kalan kısmının 0'dan büyük ya da 0'a eşit olması gerekiyor. Bunu şuraya da yazabiliriz. K büyük eşittir 0. Bunu bu şekilde de yazabiliriz. Tamam. Peki 5 eksi y büyük eşittir 0 ise 5 büyük eşittir y'dir. Bizim alabileceğimiz değerler 5, 4, 3, 2'yi alamıyoruz. Cevabımız 12 olarak işte işaretlenmeyi bekliyor gibi şeyler. İkinci bir örnek. Toplamlar 35 olan iki sayıdan büyüğü küçüğüne bölünürse bölüm ve kalan 3 çıkıyormuş. Bunların çarpımını mı sorsun? Hadi çarpımını sorsun. Bu iki sayının çarpımı kaçtır? Bizim iki sayımız var. AB, XY fark etmez. AB. A artı B eşittir 35'miş. Sonra birini birine bölmüşüz. Kalan da ve bölümde kalan da 3 çıkmış. Tamam. Bu bölme işlemini şu şekilde değil de şu şekilde yazarsak A büyük olan olsun. A'yı B'ye bölelim. Şimdi burada iki bilinmeyen var. Tek denklem var. Bunu çözemeyiz. İkinci bir denklemle bunun çözülebilir hale getirebileceğimizi düşünüyorum.
Bölüm 3'müş. Yani 3B artı 3'müş. Kalan da 3 olduğundan. Şimdi buradaki A yerine bunu yerleştirdiğimizde ne çıkıyor bize? 3B artı 3 artı B eşittir 35. 4B eşittir 32. B eşittir 8. A'mızı bulalım. Burada. 3 çarpı 8 artı 3'ten 24 artı 3. A eşittir 27. Şimdi bize bunun çarpımını mı soruyor, farkını mı soruyor? Ne istiyorsa buluruz. Çarpımını mı sormuştuk? Çarpımı. O zaman bunları bir zahmet çarpalım. Başka bir örnek. Ne olsun? Şimdi bizim bir x tam sayımız olsun. Yazayım. Evet. Bu örneğimizde diyor ki x tam sayısı 41 x tam sayısı 41 ile bölündüğünde bölüm y kalan ise 4 y'dir. X en fazla kaç olur? Tamam. Yazalım. Yani bize şunu diyor. Bölüm y'ymiş, kalan 4 y'ymiş. Şimdi biz buradan neyi biliyoruz? 41 büyüktür 4 y'den. Bize x'in en fazla kaç olacağını soruyor. Bizim x'imiz ne? 41 çarpı y artı 4 y mi? O zaman ben y'yi ne kadar büyütürsem x'imiz o kadar büyümez mi? Y en fazla kaç olur? 10 olur. Y eşittir 10 ise buradan 410 gelir, artı 40 gelir, x'imiz de 450 olur. Y'nin alabileceği en yüksek değer o. Şimdi x 10 oluyor, 11 olmaz. 41, 44'ten büyük olur. Bizim eşitsizliğimizi bozar. Tamam, devam edelim. Bir diğer örnek. Önce yazayım. Bu sorumuzda da diyor ki A doğal sayısının 65 ile bölümünden kalan 48 ise 13 ile bölümünden kalan kaçtır? Bu da genellikle benim daha önce polinomlar dersinde karşılaştığım sorular. Demek ki bu bölme dersinin sonuna geldiğimizi gösteriyor. Bu sorudan sonra bölünebilmeye geçelim. Şimdi bizim bir A doğal sayımız varmış. 65 ile bölümünden 65'e bölüyormuşuz. Buraya bir tane küçük b yazalım. Bir de 48 kalan oluyormuş. Bu sayı aynı zamanda 13'e bölündüğünde buraya da c yazalım. Kalan kaç olur? K'yi soruyor bize. Şimdi fark ettiyseniz 65 13'e bölünüyor. O yüzden şöyle yapalım. A eşittir. 65 yerine 13 çarpı 5'ten B yazalım. 48'e de 48'i 13'e böldüğümüzde 39 artı kaç oluyor? 39 artı 9 mu oluyor? O zaman A sayımız 13 parantezinde 5B artı 3 artı 9'muş. Bizim C dediğimiz şey 5B artı 3'müş. K dediğimiz şey 9'muş. Burada direkt 48'i 13'e bölerek, çünkü 65 13'e bölünüyor. 48'i direkt 13'e bölerek de kalanı söyleyebilirdik. 48 bölü 13, 3, 39, 9. Cevabımız 9. Bölünebilmeyle devam edelim.